Zimbabwe, which we fought for, died for, must never be a colony again. Lorsque Alpha Condé s'en est la constitution, où était la CDAO? Lorsque Alpha Condé s'en est la constitution, où était la CDAO? Donc, l'éveil constant, l'éveil constant. Parce que vous avez affaire à des gens qui vous surveillent. Nous, on ne les voit pas, mais ils nous voient. Ils nous guettent. La moindre faiblesse est exploitée contre nous. Onlar hep köleleştirilen, aşağılanan, acının ve sefaletin en derinine mahkum edilen cümlelerin öznesiydi. Yüzyıllarca Avrupalı sömürgecilerin elinde çekmedikleri kalmamıştı. Çoğu 1950'li yıllarda bağımsızlıklarını kazandığında rahat bir nefes alacaklarını düşündü. Ama bu küçük hayal bile bugün pek çoğu için bir ütopya. Afrika'nın çilesi kapitalizmin bu en modern çağında da son bulmuş değil. Özgürlük sevinci çoktandır kursaklarına takılmış durumda. Afrika kıtası 70 yıldır darbelerle boğuşuyor. 1955'ten bu yana başarılı veya başarısız 210 darbe girişimi oldu. Darbeleri tekrar Afrika'nın gündemine getiren 2017'de Zimbabwe'de yaşananlar oldu. 2017 Kasım'ında Zimbabwe'de dünyanın en tuhaf darbesi gerçekleşti. Ordu bu bir darbe değildir diyerek darbe yaptı. In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign. Until Robert Mugabe resigns, we are not going to write an exam. No one is going to write an exam. This university is going to be declared closed until Robert Mugabe comes to a point, comes to his senses. 1924 doğumlu olan Mugabe, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri iktidardaydı. 1960'da bağımsızlık mücadelesine liderlik ettiği için taraftarları onu sömürgeci İngiltere ile savaşmış bir kahraman olarak anıyordu. The enemy we are fighting is not just Ian Smith and his regime. It is Ian Smith, the British, the Americans, the French, the West Germans. And the Zimbabwe'de çiftlik arazileri İngiliz sömürge döneminde halktan alınarak azınlık İngiliz beyazlara verilmişti. Yani 16 milyon nüfuslu ülkedeki verimli toprakların çoğu 4000 beyazın elindeydi. 2000'li yılların ortasında ekonomi kötüye gidince hükümet beyazlara ait topraklara el koymaya başladı. İşte ne olduysa o tarihten sonra oldu. Ülkede bir anda protesto dalgası başladı. Not even when it's not enough brought a paper that's full of soy. There will never be a regime change here. There will always be the people of Zimbabwe in control. Neither Bush nor Blair can bring about regime change here. Never. We'll never accept it. Mugabe'ye toprakların yeniden dağıtımında başarılı olmadığı konusunda eleştiriler yapılıyordu. Üzerine bir de yolsuzluk iddiaları eklenince işler Mugabe için kötüye gitmeye başladı.
Mugabe baskıcı olmakla eleştiriliyordu. 2008'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmesi yasaklandı. Zimbabwe Devlet Başkanı olarak sadece AB dışında olan ve geçiş için İtalya'nın izin verdiği Vatikan'a gidebildi. So you have sanctions. We have sanctions. Вы борете санкции, мы тоже. And this America, the imperialist, at the top of it all, with Europe just following. İngiliz medyasının yıldızı Mugabe ile başından beri barışmamıştı. Hemen hemen her haberde despotik diktatör şeklinde resmediliyordu. Bunun nedenini anlamak zor değil aslında. Mugabe ile birlikte Zimbabwe batıdan uzaklaşmış, Çin'e daha fazla yakınlaşmıştı. Mugabe, Çin'den düşük faizle borç alırken ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını da Çin'e açıyordu. Bugün Zimbabwe'deki dış yatırımların %74'ü Çin şirketlerine ait. Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan elmas yatakları Çin-Zimbabwe ortaklığı ile işletiliyor. Geopolitical sovereignty in Asia of our land is not negotiable. Our resources, let those who come negotiate with us to participate in our resources. But our gold is ours. Our platinum belongs to us. Our diamonds are ours. They are not American, they are not British. Zimbabwe'de darbeye giden süreç Mugabe'nin koltuğunu eşi Grace Mugabe'ye bırakacağı iddialarıyla başladı. First Lady Grace Mugabe aşırı harcamaları nedeniyle Gucci Grace olarak anılıyordu. Mugabe'nin sekreteri olarak görev yapmaya başlamış, ardından da pek çok önemli görevler üstlenmişti. Artık Mugabe'nin iyice yaşlanmasıyla devlet başkanlığına getirileceği konuşuluyordu. I, Emerson Dambudzo Mnangagwa, swear that I will be faithful to Zimbabwe and in the office of Vice President will uphold the Constitution and all other laws of Zimbabwe. Dedikodular en çok da Mugabe'nin yardımcısı Emerson Mnangagwa'yı rahatsız etti. Kendisi bu görevi daha çok hak ettiğini düşünüyordu. Mugabe'nin bu isyana yanıtıysa yardımcısı Mnangagwa'yı görevden almak oldu. Ama bu hareketiyle sadece Mnangagwa'yı değil, orduyu da karşısına almıştı. Birkaç gün içinde 37 yıllık iktidarı darbeyle son buldu. Mugabe 2019 yılında tedavi için gittiği Singapur'da 95 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi ise henüz doğrulanamadı. Nisan 2019'da bu kez Sudan'da bir askeri darbe gerçekleşti. Bu 41 milyonluk nüfusuyla Sudan için son 60 yıla 5 askeri darbe ve 2 iç savaş sığdırmak demekti. Ülkede darbeye giden süreç 2018 yılının son aylarında gıda fiyatlarındaki artış ve bozulan düzene karşı gösterilerle başladı. O gösteriler sonunda öyle büyüdü ki yaklaşık 4 ayda ülkedeki 30 yıllık El-Beşir yönetimi son buldu. عليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. Askeri müdahalelerle görevden alınan Ömer El-Beşir 1989 yılında yine bir askeri darbeyle gelmişti iktidara. Kendisi Sudan tarihinin en uzun süre görevde kalan devlet başkanıydı. Mısır ordusunda eğitim almıştı. El-Beşir 30 yıl boyunca hem ülkede hem de uluslararası arenada yaptığı manevralarla ayakta kalmayı başarmış bir isim. Çuftu, Anasi Genu, Kürtü Nasi Şerik,
شفت الناس في الغرب شفت الناس في الوسط وبعدين يجوا ناس يتكلموا عن التزوير يا جماعة احنا محتاجين نزور El-Beşir Başkanlığı'nın ilk yıllarında Usame Bin Laden'e iltica hakkı vererek ABD'yi karşısına almış bir isim. Bu olayın ardından da terörü destekleyen ülkeler listesine dahil edildi. Her ne kadar 1996 yılında Bin Laden'i sınır dışı etse de ABD'nin kendisini bu listeden çıkarması o kadar da kolay olmayacaktı. Özellikle 2003'te Darfur'da yaşananlar Batılı devletleri Sudan'a karşı bir cephede topladı. Darfur'da bir iç savaş yaşanıyordu. Savaşın neden ve sonuçları hakkında çok farklı görüşler olsa da Arapların bağımsızlık isteyen Afrikalıları öldürdüğü bir soykırım olarak sunuldu kamuoyuna. For too long the people of Darfur have suffered at the hands of a government that is complicit in the bombing, murder and rape of innocent civilians. My administration has called these actions by their rightful name. Genocide. And I promise this to the people of Darfur. The United States will not avert our eyes from a crisis that challenges the conscience of the world. Darfur'da soykırım yapmakla suçlanan El-Beşir, 2009 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçundan mahkum edilip arananlar listesine girdi. عارفين القوى المحركة وعارفين القوى الوراو ولنحن كل ما مشينا لقدام يحاولوا يرجعونا لورا First, the Department of Treasury is tightening U.S. economic sanctions on Sudan. With this new effort, the United States will more aggressively enforce existing sanctions against Sudan's government. Savaş, ambargo derken üzerine bir de Güney Sudan'ın ayrılmasıyla Sudan ekonomisi baş aşağı gitti. Bununla baş edebilmek için 2016 yılında ekonomik yardımlar karşılığında Yemen'e kısa süreli asker gönderme kararı alındı. El-Beşir, Amerikan yaptırımlarının son bulması için bu kez Körfez kapısını deniyordu. Nitekim ABD de bu adımı karşılıksız bırakmadı. 20 yıldır uyguladığı yaptırımları 2017 yılında kaldırdı. Ama Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmadı. انهارة والناس فعلا خايفة خوف شديد نحن كمواطنين والله خايفين يعني الشيء الحاصل ده والجيل الأسوأ من كده وأي حاجة بقت ما بتنهبش يعني في البلد أي حاجة بقت فوق طاقة الإنسان يعني Sudan'da işler Çin ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye başladığı bir dönemde kızıştı. Protestolar başladıktan birkaç hafta sonra subaylar da göstericilerin arasına karışmaya başladı. 10 Nisan akşamı ise 30 yıllık El-Beşir dönemi darbeyle son buldu. Nous aurons bien évidemment à plaider auprès des États-Unis pour que le Soudan soit retiré de la liste des États soutenant le terrorisme, ce qui lui permettra de normaliser ses relations avec les institutions financières internationales. C'est un combat essentiel et nous vous appuierons entièrement. Darbeden sonra Sudan'a en fazla destek Fransa'dan geldi. Macron'un ısrarları işe yaramış olsa gerek ki, Trump 14 Aralık 2020'de Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını duyurdu. Tabii bu karar, Sudan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararından sonra alınmıştı. This will be the third country where we're doing this and we have many, many more coming. Bibi, would you like to say something? Well, I want to
say that we are expanding the circle of peace so rapidly with your leadership, Mr. President, your able team. History in the making. Actually, we are all making history. Le Mali est un pays ami de la France. Nous voulons les aider, nous les aiderons, mais à partir du moment où l'ordre... Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Darbelerden kurtulamayan bir başka Afrika ülkesi ise Mali'ydi. Batı Afrika ülkesi Mali 1960'da Fransa işgalinden kurtulduğundan bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Yönetimin genelde askeri darbelerle el değiştirdiği ülkede sadece 2020 yıl içinde iki kez askeri darbe oldu. Content parce que c'est une libération pour le peuple malien. İbrahim Boubacar Keïta 1994-2000 yılları arasında Mali Başbakanıydı. 2002 yılından 2007 yılına kadar Millet Meclisi Başkanlığı yaptı. 2013'te ise Cumhurbaşkanı seçildi. O dönem Keïta'nın yemin töreninde dikkat çeken bir isim vardı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande. Ami Malien, c'est notre unité, notre solidarité qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes et de rétablir l'intégrité du territoire malien. Mais nous devons rester vigilants. Et ici, je suis venu vous dire que la France restera aux côtés du Mali tant qu'il sera menacé. Fransa ile yakın ilişkiler geliştiren Keïta, 2018'de yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak bu uzun soluklu bir yolculuk olmayacaktı onun için. İki yıl içinde yolsuzluk, akraba kayırma, seçimlere hile karıştırma gibi suçlamalarla halk sokaklara döküldü. Pandemi dolayısıyla birçok Malili işini kaybetmişti. Ülke genelinde geniş çaplı protesto gösterileri başladı. C'est un jour mémorable pour la jeunesse malienne. Comme vous-même vous constatez. Le pays est paralysé. Le pays est paralysé, mais on veut pas ce pouvoir-là. Que jamais nous devons rester debout, dire et dire très clairement notre refus de ce qu'ils voudraient nous imposer. Et qu'également qu'ils sachent qu'ils n'auront de répit nulle part, sur aucune parcelle de la terre des hommes, désormais. Gösteriler büyüdü ve sonunda 18 Ağustos'ta Albay Assimi Goïta liderliğindeki bir grup asker yönetime geçici olarak el koydu ve parlamentoyu feshetti. Cumhurbaşkanı ve başbakan tutuklandı. Darbeye en büyük tepki ise Mali'nin eski sömürgecisi Fransa'dan geldi. Sonuçta Mali, Sahel bölgesinde savaşan Fransız birlikleri için kilit bir üst konumundaydı. Nous avons à condamner un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Après nous avons demandé premièrement qu'il soit relâché le plus vite possible et que aucune violence ne soit faite. Deuxièmement que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Ancak Mali'de sular darbeden sonra da durulmadı. Ağustos 2020'deki darbeye öncülük eden Assimi Goïta, 9 ay içinde ikinci bir darbeye daha öncülük etti. Bu durum ilk başlarda anlaşılamadı. Ama Mali'nin geçiş dönemi başkanı Bayındav'ın Paris'e yaptığı ziyaret aslında bir ipucuydu. Darbeden sonra Bayındav 17 seçmen grubu tarafından Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bayındav'ın görevindeki ilk aylarında Macron'la görüşmesi, Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Albay Assimi Goïta'yı tedirgin etmişti. Hemen harekete geçti. Bayındav 9 ay sonra aynı askeri ekip tarafından gözaltına alındı. Donc je peux vous confirmer que le président de la transition monsieur Bandao et le premier ministre Mokhtar Wan donc ont démissionné.
Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable. Fransa, Mali'nin de parçası olduğu Sahel bölgesindeki en önemli yabancı aktör konumunda. Askeri ve güvenlik operasyonlarına yıllık 700 milyon euro harcayan Fransa, çoğu Mali, Nijer ve Burkina Faso olmak üzere bölgede yaklaşık 5000 asker bulunduruyor. Özellikle 2013'te El-Kaide bağlantılı gruplara müdahale gerekçesiyle askerlerinin büyük bir bölümünü Mali'ye yığdı. Batı medyası bu nedenle Mali'yi Fransa'nın Afganistan'ı olarak nitelendiriyor. S'il est venu pour nous aider, il n'a pas nous aider. S'il n'est pas venu pour nous aider, il n'a qu'à dire ses soldats, il n'a qu'à aller. On en marre, on s'en fout. Parce qu'ils ne sont pas venus pour nous aider. Ils sont venus pour nous prendre. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour nous escroquer. Je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale. Victoire de la jeunesse guinéenne en général. Vraiment, nous sommes très très contents. Nous disons bravo, chapeau à l'armée guinéenne et aux forces spéciales. Donc c'est la jeunesse qui a gagné. Aujourd'hui, on est libre. Aujourd'hui, on est libre, c'est la jeunesse guinéenne qui est libre. Les femmes, les sœurs, tout le monde est libre aujourd'hui. Mali'den sonra sıra komşusu Gine'deydi. 2010'da ilk demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde, elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamadi Doumbouya tarafından devrildi. Faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Profesör lakaplı 82 yaşındaki Conde, yıllarca süren sürgün ve hapis hayatından sonra askeri diktatörlüğün hakim olduğu Gine'de demokratik olarak seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Conde, bağımsız Afrika fikrini savunuyordu. 2017'de yaptığı bir konuşmada Fransa ile göbek bağımızı kesmeliyiz ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı. Conde ayrıca Türkiye ve Çin'le de yakın ilişki içindeydi. 2017 yılında Çin ile 20 milyar dolarlık bir kalkınma programında anlaşmışlardı. Depuis qu'on l'a élu en 2010, nous avons cru que c'était un homme qu'il fallait pour développer la Guinée. Nous lui avons accordé la confiance en 2015 et voilà qu'en 2020, cette confiance continue. Raison pour laquelle nous sommes venus ici au stade du 28 septembre de Conakry pour le soutenir massivement et lui dire que les œuvres, les projets structurels qu'il a commencé depuis 2010, il faut qu'il les continue. Conde için sonun başlangıcı ilk kez 2019'da dile getirdiği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olma isteği oldu. Önce iki dönem kısıtlamasının yer aldığı anayasa maddesini değiştirdi. Ardından da üçüncü dönem için seçimlere girdi. Conde'nin bu kararı muhalefetin tepkisini çekmişti. Halk Conde'ye karşı sokaklara döküldü. Ancak karşıtı olduğu kadar destekçisi de vardı. 18 Ekim 2020'de oyların %59'unu alarak 82 yaşında üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Je suis le président de tous les Guinéens au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Muhalefete göre bu süreçte düzenlenen sokak gösterilerinde 90'dan fazla kişi öldürülmüştü. Protestolara seçimden sonra da devam ettiler. Seçimlerin hileli olduğunu öne sürüyorlardı. Derken 5 Eylül 2021'de Conde'nin askerler tarafından alıkonulduğu görüntüler çıktı ortaya. Conde kendi seçtiği Yarbay tarafından görevden alınmıştı.
Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale. Peki omuzlarına aldığı Gine bayrağıyla darbeyi yöneten Yarbay Doumbouya kim? Özel Kuvvetler Birliklerinin başındaki Doumbouya Fransa'da aldığı askeri eğitimle öne çıkıyor. 15 yıllık askeri kariyerinde Afganistan, Fil Dişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çeşitli operasyonlara katıldı. Yarbay ayrıca ABD'nin Afrika Komutanlığı'nda Fransa ve ABD askerleri tarafından da eğitildi. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Çin yıllık 300 milyar dolarlık yatırımla Afrika'nın en büyük ticaret ortağı. Şu anda Çin'in sahip olduğu 10 binden fazla firma Afrika kıtasında faaliyet gösteriyor. 2011'den bu yana Çin %40'la Afrika'nın altyapı yatırımlarından en büyük payı aldı. Bu arada Afrika'da iş yapan diğer aktörlerin payları ise giderek düşüyor. Avrupa %44'ten %34'e gerilerken ABD'nin payı %24'ten sadece %6,7'ye düşmüş durumda. Tabii bir de işin askeri boyutu var. Çin 2017 yılında Cibuti'de ilk deniz aşırı üssünü açtı. Yani bölgede askeri varlığını da artırıyor. Hal böyle olunca akıllara şu soru geliyor. Sıradaki darbe hangi Afrika ülkesinde olacak?